Arkadaşlar, bu bölümde tabloları birleştirmeye devam edeceğiz. Biraz daha pratik kazandıktan sonra Excel menülerinden, daha doğrusu Excel Power Query menülerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle burada bir şirket diyor, satış bilgileri e-mail ile merkeze bildirmekte ve bu mail ortamının güvenli olmaması nedeniyle bütün verilerini kodlamaktadır. Mesela müşteri bilgileri merkezde duran bir tablo da var. Daha sonra bilgiler şu şekilde geliyor. İşte işlemler, işlem hareketleri bu şekilde geliyor arkadaşlar. İşte müşteri numarası yazıyor, tarih, tutar, ürünün kodu, satış kanalının kodu, satış merkezinin kodu ve müşteri türü kodu var. Şimdi bunlar hazırlanıp merkeze gönderiliyor. Merkezde ise bu kodların karşılıkları var. İşte K1 mağaza demek, K2 bayi demek vesaire. Satış merkezlerinin kodları var. Müşteri bilgilerin de kodları var arkadaşlar. İşte 1001 şu kişinin adı, işte şu şehirde ve şu telefon numarası var vesaire. Yapacağımız şey arkadaşlar bu tabloları birleştirmek ve bunlardan anlamlı sonuçlar yapıp daha sonra pivot tablosuna aktarmak olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar tek tek bütün tabloları önce bir hafızaya yüklememiz lazım. Bakın tasarım menüsünde ben daha önce tablolara özel isimler vermişim işte. Bunun adı işlemler tablosu arkadaşlar işte. Bunun adı satış kanalı tablosu, satış merkezi tablosu, ürün türü tablosu ve müşteri bilgileri tablosu şeklinde tablo isimleri vermişim arkadaşlar. Tabii tablolara isim vermek bize kolaylık sağlayacaktır. İlerleyen aşamalarda işlemler yaptığımızda Power Query'de çeşitli işlemler yaptığımızda bu isimleri kullanacağı için bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar geliyorum veri menüsünden. Şu tablonun üzerindeki tablodan veriyi al, hafızaya yükle diyeceğim. Tek tek hepsi için yapacağız arkadaşlar. Evet, bunun adı işlemler tablosu, verileri aldı. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek var mı? Ben genelde şuradaki tarihleri sadece tarihe dönüştürüyorum. Gelen soruya da hepsini değiştir diyorum. Tutarları da para birimine çeviriyorum. Ürün kodu yazı. Diğer kodlar yazı formatında. Bu müşteri kodu çok önemli değil, yazı veya sayı. Kapat ve hedefe yükle diyorum. Şu anda hafızaya yükleyecek. Yalnızca bağlantı oluştur, veri modeline ekle, yükle diyorum ve şu sağ tarafta yüklemiş olacak arkadaşlar sorguyu. Şu anda arkadaşlar bu eylemi tamamlamak için yeterli bellek yok. Daha az veri kullanmayı veya diğer uygulamaları kapatmayı deneyin vesaire gibi bir şey soruyor arkadaşlar. Tabii benim birçok dosya açık olduğu için biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bunu yani bilgisayarın bazı dosyalarını kapatmam yeterli burada. Ben şunu kapatayım mesela. Diğer kısımları da kapatayım. İlk başta tabii ki bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama zaten Power Query çalışırken aslında tamamını yüklemiyor. Sadece görünen bir kısmını sadece yüklüyor. O yüzden problem olmuyor bu genelde. Ara ara ama böyle problemlerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şurada mesela böyle bir hata verdiği zaman geliyorsunuz. Şurada kaç çatma gönderiyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Yapacağınız şey işte burada açıklama yapmak, ekran görüntüsünü koymak, işte e-postanızı da yazmak, işte vesaire. Bunu gönder dediğinizde hatayı inceliyorlar. Size dönüş yapıyorlar mı? Çok zannetmiyorum. Genelde olmuyor. Ama bu tür hatalar görebilirsiniz. Ama aslında bunlar probleme yol açmıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu sürekli başımıza gelen hatalar. Şöyle yapıyoruz. Birincisini yükledik arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer tabloları da tek tek yükleyelim hızlıca. Hemen tablodan yükle diyorum. Geliyor. Herhangi bir düzenleme yapmama gerek var mı? Satış kanalı tablosu tamam. Kapat ve hedefe yükle diyorum. Bağlantı oluştur, modele ekle. Aynı hatayı verdi, önemli değil. Şunun için de yapıyorum. Tablodan diyorum. Geliyorum, bunu da çatış merkez tablosuymuş şurada yazıyor. Kapat ve hedefe yükle. Şunu da söylüyorum. Diğerini de yapacağız. Birkaç kere aynı hatayı verecek. Muhtemelen tabii ki bu sizinkinde vermeyecek arkadaşlar. Ben en düşük versiyonu kullandığım için böyle sıkıntılarla karşılaşıyorum genelde. Şunu da yüklüyorum. Tek tek hepsini yüklüyorum arkadaşlar. Evet, bu da müşteri türü tablosu. Kapat ve modele yükle.
Yalnızca görünür, yalnızca bağlantı oluştur ve modele yükle diyorum. Şuraya bakıyorum. Müşteri bilgilerini de yükleyeceğim aynı şekilde. Tablodan al diyorum. Müşteri bilgileri tablosu. Evet, bütün veriler var. Kapat ve hedefe yükle. Aynı şekilde bütün işlemleri yaptıktan sonra birazdan tek tek hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Bir de aynı şey soracak. Yüklerken de soruyor. Şimdi arkadaşlar diğer bütün dosyaları kapattım. Devam ediyorum. Şimdi sorguları işlemler tablosu üzerinden birleştireceğim arkadaşlar. Yapacağım şey şu. Tek tek şuradaki işlemler tablosunun üzerine şunları ekleyeceğim. Amacım ne? İşte ürün kodunun, yani kod yerine gerçek karşılığı ne? İşte satış kanalının vesaire hepsinin gerçek karşılığı ne? Onları buraya yazdıracağım. Şimdi tekrar geliyorum. Giriş menüsüne sorguları birleştir diyorum. Birincisi, bunu hangisiyle birleştirelim? Müşteri bilgileri tablosuyla birleştirelim. Diyelim ki şuradaki müşteri no ile buradaki müşteri no aynı şey. Peki tamam diyorum. Birleştirdi. Ben buradan müşterinin numarasına ihtiyaç yok. Sadece adını, şehir ve telefon bilgisine ihtiyacım var. Buraya eklesin. Evet, ekledi. Sonra gelin buradaki müşteri no'yu da siliyorum. Benim bir ihtiyacımı görmüyor. Şu en sağ tarafa ekledi arkadaşlar. Bunların hepsini seçip elle tutup en sola koyuyorum. Tamam. Devam ediyorum. Aynı zamanda şöyle tekrar sorgu birleştir diyorum. Geliyorum bu sefer. Müşteri değil, müşteri türü tablosu. Müşteri türü tablosundaki bakın. Şu müşteri türü koduyla buradaki bakıyorum. En sağdaki müşteri türü kodu aynı şeydir. Tamam diyorum. En sağ ekledi. Burada koda gerek yok. Sadece müşteri türünü verse yeter. Evet, mevcut müşteriymiş. Buradaki müşteri türü kodunu da artık yok ediyorum. Artık yani müşterinin türü olsun. Sadece koda gerek yok. Sadece müşteri türü olsun. Tekrar birleştir diyorum sorguları. Bu sefer hangisini? Üçüncü satış kanalı tablosu. Buradaki satış kanalı koduyla buradaki satış merkezi pardon, satış kanalı kodu aynı şeyler olduğunu birleştiriyorum ve burada da yine sadece satış kanalının adına ihtiyacım var. Satış kanalı koduna ihtiyacım yok. Satış kanalı kodu şurada. Bunu da siliyorum. Delete tuşuna basıp sildim. Sonra aynı tabloyu bir de satış kanalı kodu, satış merkezi tablosuyla birleştirelim. Satış merkezi tablosunun ile bunu birleştirirken evet. Şuradaki satış merkezi koduyla buradaki satış merkezi kodu aynı şeydir diyorum. Birleştir diyorum. Tabloyu aç diyorum. Buradaki koda ihtiyacım yok. Sadece satış merkezine ihtiyacım var. Ve sonra da gelip satış merkezi kodu olan yazılıyı da siliyorum. Ve son olarak birleştirmem gereken, pardon, yanlış bir hareket yaptım. Son yaptığım hareketi siliyorum. Şunu geri alıyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir işlemi geri kaldırmak için şuradaki geri butonuna basabilirsiniz. Şurada sorguları tekrar birleştiriyorum arkadaşlar. Burada da en son olarak satış merkezi miydi? İşlemler tablosu, müşteri bilgileri tablosunun müşteri türü kodu. Bir dakika, hemen şuradan bakıyorum. Ürün kodu arkadaşlar. Ürün kodu ile ilgili tablomuz nerede? Müşteri türü, satış kanalı, satış merkezi, işlemler. Biz bunu galiba yüklemedik arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Kaydet, kapat diyorum. Burada müşteri değil, ürün bilgileri ile alakalı herhangi bir şey yüklememiş olabiliriz. Evet, ürün kodu tablosunu yüklememişiz arkadaşlar. Onu da yükleyelim öncelikle. Tablodan al diyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kapat ve modele yükle diyorum arkadaşlar. Yalnızca bağlantı oluştur ve hemen yüklüyor. Yükledi. Sonra da arkadaşlar bakın ürün türü tablosunu buraya aldı. Geliyorum tekrar.
İşlemler tablosundayken diyorum ki buradaki ürün türünü de getir. Ne yapıyorum? Giriş menüsünden sorguları birleştiriyorum. Şuradaki ürün türü tablosundaki ürün koduyla buradaki ürün kodu aynı şeydir diyorum. Geldi en sağa koydu. Ürün kodunu kaldır diyorum. Evet, sadece ürünün adını verdi. Buradaki ürün kodunu da kaldır diyorum. Kaldırdım. Burada arkadaşlar artık şuradaki tablodaki müşteri isimleriymiş vesaire bunların hepsini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzun isimler var. Bunları kısaltırsınız. Tek tek işte şuraya sadece şehir yazdırıyorum. Buraya sadece telefon numarası yazdırıyorum. Başka var mı? Evet, şurada da var. Şunu da siliyorum. Şunu da siliyorum. Tabii ben burada isimleri değiştirirken arkadaşlar şu sağ tarafta da yaptığım her şeyi adım adım gösteriyor. Ona da dikkat edin. Herhangi bir şey geri almak için buradan silmeniz lazım tekrar. Bunu da yapıyorum. Şuradaki ismi de tek tek değiştireceğim. Başka bir şey kalmadı. Tamam. Bunları yine kaydet, kapat diyorum ve şuraya tekrar güncelleyerek koyuyorum. Şimdi bunları artık Excel ortamına aktarmak için arkadaşlar şu anda hala güncelliyor. Evet, güncelledi mi? Çalışıyor diyor şurada hala. İşlemi tamamladığında arkadaşlar güncellemesini tamamlasın. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine gelip sağ tıklayıp şuraya yükle diyorum. Gelen kısmı tabloya yükle diyorum. Tamam diyorum. Şu anda yeni bir sayfa açtı ve tabloyu yüklüyor. Şimdi tabloyu oluşturdu arkadaşlar. Yani şuradaki işlemler, bilgiler vesaire bunların hepsi farklı dosyalarda da olabilir, farklı klasörlerde de olabilir, başkalarının, başka şahısların bilgisayarlarında da olabilir arkadaşlar. Ağ üzerinde de olsa fark etmez. Hepsini gider o ilgili yerden alır ve bu şekilde birleştirir. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar ben geliyorum veri menüsüne bunu, daha doğrusu ekle menüsünün en sol tarafından pivot tabloya dönüştürüyorum arkadaşlar. Yapacağım şey bunu pivot tablosuna dönüştürmek. Tamam. Ondan sonra ilgili analizleri ben şunu kapatıyorum. İlgili analizleri buradan yapmak. Evet, işte filanca müşteriye hangi tutarda satış yapmışız? Şunu para birimine dönüştürsek de olur. Diyorum ki işte filanca müşteriye bu kadar yapmışım. Hangi ürünleri satmışsın mesela? Ürün türünü de alıp şuraya koyduğumda mesela ben bu kişiye şu tutarda beyaz eşya satmışım vesaire hepsi görünüyor. Peki diyelim ki şöyle bir şey oldu. Geldiniz. Şuradaki verilerden herhangi birini değiştirdiniz. Mesela dediniz ki şu tarihte şu tutarda satmış ama büyük bir rakam yazdım. Yazdım ve bitti. Şimdi gelip şuradan daha doğrusu şurada pivotumuz. Burada herhangi bir o değişikliği buraya yansıtmak istiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Sağ tıklayıp yenile demeniz gerekiyor. Bakıyorsunuz yansıdı mı? Yansımadı. Neden yansımadı arkadaşlar? Çünkü şöyle bir durum var. Pivot'ta sağ tıkladığınızda sadece pivot'u yeniler. Şimdi arkadaşlar çözümle menüsü ve tasarım menüsü var ya. Pivot'ta bilirsiniz. Eğer daha önceki Excel eğitimimizi aldıysanız arkadaşlar oradan hatırlarsınız. Pivot'ta yenileme yapmak için sağ tıklarsınız. Fakat çözümle menüsünde de pivot'un üzerindeyim şu anda. Bunun şeyle alakası yok şu anda Power Query ile. Çözümle menüsünde yenilenin altında tümünü yenile var. Bu ne demek arkadaşlar? Bu verinin kaynağını vesaire hepsini git yeniden al. Mesela bu veri nereden alıyor? Gidiyor şu tablodan alıyor. Bu tablo nereden alıyor? Gidiyor Power Query'den işte o birçok işlemi yapıyor getiriyor. Şimdi pivottayken arkadaşlar çözümle menüsünün altındaki yenile butonunun altında tümünü yenile dediğiniz zaman bütün sistemi tekrar çalıştır. Yani sağ tıklayıp yenile demeniz yeterli değildir arkadaşlar. Bakacağız şimdi yeniledi mi? Bakalım biz hangi rakamı değiştirmiştik arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Şuraya büyük bir rakam yazmıştık. Tümünü yenile dedik. Şöyle tekrar yapıyorum. Tümünü yenile diyorum. Oraya bakacağız birazdan. Veri işleniyor. Evet, getirmiş olması gerekiyor. Şurada ben görmemişim daha önce ama şuraya getirmiş arkadaşlar. Zaten rakam burada. Genel toplama. Evet, getirdi genel toplamada arkadaşlar.
Bu şekilde yani direkt üzerine gelip sağ tıkladığınızda yapmaz. Arkadaşlar bir de şu var. Mesela verim menüsünde de tümünü yenile var. Buraya bastığınızda da aynı işlemi yapar arkadaşlar. Burada bağlantılar dediği için burada da bir tümünü yenile butonu var. Oraya bastığınızda da tümünü yeniliyor. Ayrıca arkadaşlar şurada mesela sorgular kısmını açtığınız zaman burada tek tek yenileyebilirsiniz de ama mesela herhangi bir sorgunun içerisine girdiğinizde yani daha doğrusu bu pivotun kaynağı arkadaşlar neydi? Yan sayfada oluşturduğumuz Power Query ile getirdiğimiz tabloydu. Bu tablonun üzerindeyken arkadaşlar tasarım, sorgu gibi menüler çıkıyor. Bakın bu tablonun normalde tablolarda tasarım menüsü çıkar sadece. Ama bu tablo aynı zamanda Power Query bağlı olduğu için yukarıda sorgu menüsü de çıktı. Tasarım menüsünde de sorgu menüsünde de yenile butonları var. Tasarım menüsündeyken arkadaşlar şurada yenile butonu var. Tümünü yenile dediğinizde burada da yeniliyor. Sorgunun içerisinde tabii şu anda yenilemeye devam ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi arkadaşlar ben en düşük versiyonu kullandığım için benimkinde uzun sürüyor. Zaten en düşük versiyon üzerinde yapmamız gerekiyor ki eğitimin bir anlamı olsun arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimal sizin kullandığınız Power Query versiyonları bunun çok daha üstünde versiyonlarda çok daha hızlı işlem yapıyor olacaktır arkadaşlar. Evet, sorgu menüsünün altında da yenile var. Burada da tümünü yenile diye bir kısım yok. Zaten sadece sorgular yenilediği için sonucu buraya üretecek. Evet. Rakam nerede bir bakalım. Burada yüksek bir rakam yazmıştık. Tabii bu kadar satırın içerisinde bulmamız biraz zor ama neyse sonuçta pivotta hepsi görünüyor arkadaşlar. Tabii burada pivotu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sadece müşteri türüne göre incelemek istiyorsunuz. İşte ne yapıyor? Hemen müşteri türüne göre ilgili satış rakamlarını getiriyor. Yapacağınız şey yine çözümleme menüsüne gelip yenile yerine tümünü yenile demeniz ve bütün kaynakları tekrar bütün mekanizmayı yeniden çalıştırıyor. Gidiyor bütün kaynaklardan bütün verileri alıyor. Power Query'de arka planda işlemleri yapıyor ve sonuçları üretiyor. Sonuçları getirip buraya koyuyor. Burası değişince de gelip pivot'u değiştiriyor arkadaşlar. Kaynaklarla çalışmak bu şekilde arkadaşlar. Yani çok fazla veriyle çalışırsanız yapmanız gereken kesinlikle yenile yerine tümünü yenile kullanmak. Pivot'taysanız zaten çözümleme menüsünün içerisindedir. Eğer tablonun içerisindeyseniz tablonun üzerinde zaten tümünü yenile butonu çıkıyor. Sorgu menüsü de çıktığı için sorgu menüsünde de tümünü yenile var. Bu şekilde hepsini yenileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yenile butonuyla tümünü yenile arasındaki fark budur arkadaşlar. Bir sonraki aşamada da arkadaşlar artık kaynaklardan verileri almayı öğrendiğimize göre Power Query'nin menülerine bakacağız. Ve o menüleri kullanarak farklı formüller üreteceğiz. Pivot kullanmak yerine bütün işlemlerimizi Power Query ortamında yapacağız. Sadece sonuçları buraya yansıtacağız. Şimdi bazı durumlarda arkadaşlar her şeyi Power Query ile yapmak yetmeyebilir. Yani kolaylık açısından belli bir aşamaya kadar Power Query ile gelip sonraki aşamada da pivota geçmek daha doğru olabiliyor arkadaşlar. Burada sizin takdirinize kalmış ama burada yapacağımız örneklerde de makul yolları göstereceğiz arkadaşlar.